Soğuk Savaş yıllarında ABD hükümeti tarafından sayısız gizli proje oluşturulmuştu. Bu gizli projeler günümüzde gün yüzüne çıktı. Bu gizli dosyaların ardında CIA, FBI, NATO, NASA gibi kuruluşların olduğu iddia edilmekte. Bu projelerde neler mi var? UFO'lar, paranormal aktiviteler, psişik zihin kontrolü, Ay'a askeri üsler ve casus olarak yetiştirilen hayvanlara kadar pek çok şey var. Casus kedi. Soğuk Savaş döneminde CIA'in 1967'de başlatılan 20 milyon dolarlık programıydı. Amaç evcilleştirilmiş kedileri Sovyetler Birliği elçiliklerine hatta Kremlin'e sokmaktı. İlk görev Washington'daki Wisconsin bulvarında parkta iki adamı dinlemekti. Ama görev başarısız olduğu program iptal edildi. Proje 1794. Bir diğer çılgın proje de buydu. 2012'de çıkan belgelere göre ABD Hava Kuvvetleri'nin UFO tarzı bir araç inşa ederek Mach 4'e yani ses hızının 4 katına kadar yüksek süpersonik bir hıza ulaşmayı amaçladığı ve 100 bin fite kadar yükselmeyi planladığı ortaya çıktı. Proje mali açıdan çok pahalıya mal oluyordu. 3 milyon dolarlık program bugünkü ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda 10 katına mal olacaktı. Yapılan testler aerodinamik olarak istenilen hızın yanına bile yaklaşmıyordu. Proje 1961'de iptal edildi. Alaska Projesi. Gizli belgelerde Sovyet istilasından duyulan endişe nedeniyle gizli istihbarat, kodlama, şifre çözme, kaçınma ve kaçma yeteneğine sahip casusların Alaska'nın sade vatandaşlarından yetiştirilmesi planlanıyordu. Proje Ufuk. NASA'nın 1969'da Ay'a inişinden neredeyse 10 yıl kadar önce stratejik, insanlı bir Ay yüzeyi inşa etme planıydı. Ordunun araştırma ve geliştirme şefi fizikçi Leonard Riefvel ve astrofizikçi Carl Sagan bu projede çalıştı. Proje Ultra. En tartışmalı hükümet projelerinden biri olan Proje Ultra çok gizli bir zihin kontrol programıydı. 1950'li ve 60'lı yıllarda hipnoz, biyolojik ajanlar ve hatta insan deneklerini eğitmek ve programlamak için uyuşturucu maddelerden oluşan şüpheli yöntemler denendi. 70'lerde o zaman CIA direktörü Richard Helms projenin tüm delillerini yok etmeye çalıştı. Ancak resmi bir soruşturma vasıtasıyla proje ortaya çıktı. Pluto Projesi. Adını Roma yeraltı tanrısı olan Pluto'dan almakta. Proje Soğuk Savaş dönemine ait. Pluto, Ramjet Cruise füzesine güç sağlamak için bir uçak motorunun kullanılmasını amaçlıyor. Nükleer füzyon kullanılacak ve sınırsız bir menzile sahip olacak şekilde tasarlandı. Maddi sebeplerden dolayı iptal edildi. Luni'yi kaçırma. 1960'ların başında CIA bir Sovyet uzay aracını çalmak için görev başlattı. Uzay yarışının en sert geçtiği dönemlerde Sovyetler Lunik uydu programına liderlik etmekteydi. 4 ABD ajanı Lunik uydu programını çalmak için görevlendirilmişti. Ivy Bells Operasyonu. Soğuk Savaş'ta rekabet su altında da devam ediyordu. 1971 yılında ABD Deniz Kuvvetleri Sovyetlerin alt su iletişim hatlarını dinlemesi için bir program oluşturdu. Sovyet iletişim hatlarının dinlenmesi için Halibut adlı kullanılmak istenmişti. TOR projesi. ABD Hava Kuvvetleri bunu dünyanın yörüngesinden kinetik mermileri yerleştirerek yapmaya çalıştı. Bu kinetik mermiler uydular içerisinde bulunacak ve herhangi bir tehdit oluştuğunda kullanılacaktı. Bu fikir 1950'lerde ortaya çıkarken bugün hala test edilmekte. Durango, Meksika'daki çölde bulunan tuhaf Silent Zone yani sessiz delik adı verilen bölge. Görünüşe göre radyo dalgaları buraya taşınamıyor. Bu topraklarda bir takım dünya dışı veya paranormal aktivite bölgesi olduğu da söyleniyor.